demiş arkadaşlar. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aralık var. O zaman bakın şu duvarın değdiği yere kadar olan 6 aralığı düşünelim. Bir de yine bu A noktasına kadar olan yer şöyle birleştirirsek böyle bir dik üçgen oldu. Artık bence onu düzenli bir şekilde yapalım. Şöyle bir dik üçgen var aslında burada. Buradan ve buradan inmiş oluyor. Şimdi 6 birim artık bunu da buraya taşıyacağım bakın izleyin lütfen. Şurası 6K arkadaşlar burası da 2K olsun. Bize burası soruluyor. B noktasının duvara olan uzaklığı da 6 birim verilmiş. Şimdi 6K'nın 2K'ya oranı karşılıklı oranları aynı. O zaman 6'nın 2'ye oranına eşittir. Zaten bize e, metre olarak uzunluğu 4 kök 5 verilmiş bu merdivenin. 4 kök 5 8 80 ve 64 16 oldu. X buradan 4 geldi Pisagor'dan arkadaşlar C şıkkı. Evet 12'ye 9 verilmiş. Karşılıklı oranların aynı olduğunu unutmayın. 12'nin 9 oranı Y'nin 12 oranına eşit. Böylece Y 16 geldi. Karşılık oranlar aynı. Yine karşılıklı oranları aynı. Bu sefer de hadi bunu kullanalım. 16'nın 12 oranı 8'in x oranına eşit arkadaşlar. Böylece şurayı düzelteyim 12. Buradan da x 6 yaptı. 6, 16 toplamları 22 oldu. D şıkkı. Paralel bir açı ortay varsa z'yi unutmamak lazım. Bakın burası z'den dolayı şöyle bir ikiz kenar geldi. Bu bir. İkincisi paralellik olduğu için tabi standart benzerliğimizi artık yapalım arkadaşlar. Şöyle buraya a dersem, fc'ye de a dersem. onun 10 artı a'ya oranı 5'in 2 artı A'yı oranına eşit. Küçük parçanın tamamı tabanların oranıdır. Böylece bunları sadeleştir 2. 4 artı 2A eşittir 10 artı A. Böylece A 6 geldi. BC'nin tamamı da 8 oldu. C şıkkı. AB im verilmiş arkadaşlar burası. Onu unutmayalım. 80'i böyle yazalım. Temel benzerlik 70-80. Kaça eşit oranları 7 bölü 8 değil mi? Şunu diyebilirsin o zaman. DC'ye kadar olan parçaya 7 M'de. O zaman DB arkadaşlar 8 M olur. M buradan 200 olacaktır. 7 M'de 1400 yapar. Bildiğiniz temel benzerlik oranı D şıkkı. Ortayın kenarlarının oranı yani 8'in 12 oranı sadeleştirirsek 2 bölü 3. Bu neye eşittir? Parçaların oranına 2K 3K. Bu arada tabii ki küçük parçanın tamamına oranı tabanların oranına eşit işte arkadaşlar. Temel benzerlik bilgisi. Böylece 30 bölü 5'ten x eşittir 6 geldi c şıkkı. Şimdi iki tane kelebek benzerliği yapacağız. 3ab, 3eb, buraya 2a diyelim. 2ae demiş, buraya da 3a diyelim. Diyeceksiniz dc'yi bilmiyoruz ama hocam problem değil. Bazen arkadaşlar yapmanız gerekeni yaparsanız bile soru gelebilir. Sınavda da böyle harflerin bol olduğu ama birbirine eledikleri götürdükleri sorular sayılar oluyor. Şimdi burada B'nin 2A'yı oranı kırmızı kelebekte X artı 2'nin 8 oranına eşittir doğru mu? O zaman her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek B bölü A X artı 2 bölü 4 yapar. Sonra şuradaki mor kelebeğe dikkat edin lütfen. Bu mor kelebekte de B'nin 5 A'ya oranı X'in 10'a oranına eşit arkadaşlar. Bakın X 10. Böylece burada da her iki tarafı 5'e bölersek 2 yapar. Şimdi ne geldi? B'nin A'ya oranı burada da X bölü 2 oldu. B'nin A'ya oranı sol tarafta B'nin A'ya oranı. O zaman demek ki bunlar da birbirine eşit. X artı 2 bölü 4 eşittir. X bölü 2 sadeleştir. X artı 2 eşittir. 2 xten X arkadaşlar 2 oldu B şıkkı. Oran olan noktalardan paralel çekmeyi önemsiyorum arkadaşlar ben. Bakın şimdi C A, A D, tamam mı? Burada bir oran var. Şimdi birincisi şuradan paralel çekersin tamam mı? Yani soru kesinlikle gelir ama biraz zulüm olur gelmesi sayıların kötü olmasından dolayı. Ben Dik kenarları da paralel çekilmesini önemsiyorum. Konu anlatımında da hep söylüyorum zaten. Bakın buradaki BA'yı düşünürseniz bazen dışarıdan yaparız ne yapalım canım deyip yani böyle. Gördünüz mü? Haliyle karşılıklı oranlar 3'e 1'den dolayı 6'ya 2 olur. 3'ün 4'ü oranı eşittir. Şuraya Y'de. y de 3'ün y'ye oranı. Yani y buradan 4 olmuş oldu. Şimdi bak ne güzel Pisagor'dan 2, 4, x de 2 kök 5 yaptı arkadaşlar. B şıkkı. Paralel çekmek oran onu olduğu zamanlar önemlidir. Mesela bakın D noktasında oran var. H noktasında oran var. Burada orta nokta biraz daha güzel olduğu için orta noktadan paralel çekiyorum ben. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Böylece orta tabana elde etmiş oluyoruz. Şimdi burası 7 kök 5 olduğu için tamamı 3,5 kök 5. Şurası da bakın 2,5 kök 5 olacak. 9'un yarısı da arkadaşlar 4,5 oldu. Şurayı düzelteyim 1,5 kök 5'ti pardon. Şimdi arkadaşlar x'i bulacağız artık orada. 4,5 zaten 9 bölü 2'nin karesi eşittir. x kare artı 1,5'un karesini düşündüm bir anda. 3 bölü 2 kök 5'in karesi olacak. Şimdi 81 bölü 4 artı x kare artı. Artı 45 bölü 4. 36 bölü 4 eşittir. X kareden. X arkadaşlar 3 geldi. E şık O kadar da korkutucu gelmedi sayı. Şuna dikkat edin bence. Sonuç itibariyle karşılık kenarlar birbirine eşit 90. Hatta kare olduğu için burası da böyle 90 arkadaşlar. Bizden AF'yi istiyor soru. Şimdi şöyle bir sonuçta dik üçgen var bakın burada. Şöyle EFB dik üçgeni. Bir de arkadaşlar FAD dik üçgeni benzerliği yaparken şu aslında birazcık bence yani benzerlik yerine tanjant alfadan falan yararlanmak lazım. Yöndeş açılar birbirinin aynısı değil mi? Bak burada tanjant alfa kaç? 30 bölü 90'dan 1 bölü 3. O zaman arkadaşlar burada da tanjant alfa 90 bölü x'ten haliyle 1 bölü 3 olması için x kaç yaptı? 270. Bakın benzerliksiz yaptım. Şunu diyebilirsiniz. Hocam hani benzerlik? Yani benzerlik de burada o kadar aslında hani gereksiz gibi oluyor ki. Alfa'nın karşısı FAD'de 90, alfa'nın karşısı DEC'de arkadaşlar kaç? 30. Beta'nın karşısı büyükte FAD'de x, beta'nın karşısı burada 90. Olay bu arkadaşlar. Bu yüzden dedim hani çok gerek yok açıkçası. Sonuçta demin tan alfa'dan kolayca hallettik. Şimdi burada arkadaşlar yine biraz zorlayıcı bir soru olduğunu düşünüyorum sizin için. EFD 2 alfa verilsin yani 2 katı dediği için buraya da alfa verilsin diyelim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bundan sonra arkadaşlar şunu görmelisiniz bence. Bakın şimdi 2 alfa ya 180 2 alfayı 2'ye bölerseniz taban açıları ikiz üçgenin 90 eksi alfa 90 eksi alfa diye paylaşılır. Doğru mu? Kenarda da yine göstereyim göremeyenler için. 2 alfa 180'den çıkar 2 alfa 180 eksi 2 alfa. Böylece bak 90 eksi alfa 90 eksi alfa oldu. İkiz üçgende bunu kullanıyoruz bazen. Peki bunun bize faydası ne? Şöyle bir 90 eksi alfaları gördünüz. Şurayı ufak yapayım. Burası 90 eksi alfa olduğu için. E bu da alfa olduğu için toplamları 90 derece oldu. B açısı 90. Şimdi şöyle önemli bir tarafı olacak artık. kenar üçgen verildiği için tabana dik indiriyorum. Böylece bak şuraya T diyeyim. A dersem BT de A oluyor. İkiskenir üçgen üçgende tabana inen dik tabanı ikiye böldüğü için. Ve şimdi burası Td BC'ye paralel oldu. Karşılıklı oranlar eşittir. Bundan dolayı şu buraya da artık 2A diyeceğim. 3A'nın A'ya oranı 12'nin... 12'nin diyorum pardon. AD'nin DC'ye oranına eşit. Yani aslında AD de 3x arkadaşlar. Peki AD kaça eşit? Orada da şunu görmenizi isterim. Sorunun başında verilen paralelliği hiç kullanmadık. Şimdi o. Paralellikten dolayı buradaki FEBD'ye paralelse aslında ED de 12'dir. Bu yüzden 3x 24'tür. X de arkadaşlar 8'dir. Güzel, biraz da zorlayıcı bir soru. Şimdi şöyle arkadaşlar burada bir kere 60 derece olacak. Önce basitten başlayalım soruda 60 derece. 60 derece olacak 30 dereceden dolayı. E haliyle buraya da 30 derece kalacak. O zaman burası 6 6 yapar. Sonra e, 6 kök 3 oldu. Tabii ki eşkenar üçgeni unutmayalım. Ve muhteşem üçlüyü de unutmayalım. Neden muhteşem üçlüyorum Şimdi zaten B, E, E, C eşit olduğu için dik üçgende muhteşem açıda olur. AE eşit olur. Burası da böyle alt kök 3 yapar. Şimdi ben ne yapacağım bundan sonra? Bunlar ilk bilgilerimdi. İkinci kısma geçiyorum. Ağırlık merkezlerini kullanma kısmına. Orada da arkadaşlar şöyle birleştireceğim. Burayı da böyle birleştireceğim. Sonuç itibariyle burada şurası 2A'ya A. Burası da B'ye 2B olduğu için paralel çekme ihtimali doğdu. Nasıl? Nasıl? buradan DC'yi birleştirerek. Bakın GK ve DC birbirine paralel oldu. Benim DC'yi bulmam lazım. o nasıl bulacağım? Şimdi şöyle bakın göstereyim. DE. Burası 6. 6 kök 3. Arada 90 60. 150 var. Burası da işte DC. Hemen şuradan böyle diki çekerim. Dışarıdan tamamlarım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Burası 9 kök 3 yaptı. 81 çarpı 3 artı 9 diyeceğiz arkadaşlar. Hemen kenarda hesaplayalım. 243, 9 oldu. Toplarsak 252. 252 neyin iki katı? 126 çarpı 2. E, 126 da arkadaşlar hemen kenarda ben bir düşüneyim bunu. Evet ben kenarda yaptım sizi bekletmemek için. 6 kök 7 ymiş Böylece DC'yi 6 kök 7 bulduk ya. İşte size buradaki... Paralellikten dolayı A'nın 3A'ya oranı GK'nın DC'ye yani 6 kök 7'ye oranı. Böylece cevap 2 kök 7 geldi arkadaşlar D şıkkı. Merkezi kenar ortay benzerlikle bayağı bir soruluyor arkadaşlar. Burada da yine böyle sorulmuş şimdi. ABC üçgenini rastgele çizeceğim. Bir G böyle e, noktası verilmiş. A D 8 B D 4 olacak şekilde şöyle of çok orası... Abarttık. Şöyle yapayım. Şurası 8, burası 4 olacak şekilde bölüyor. AB'yi D noktasında, AC'yi D noktasında. Bize EC'yi 2 vermiş arkadaşlar. Biraz orası kötü oldu idare edin. E, burası da X oldu tamam mı? Şimdi ben burada ne alaka G noktasını nasıl kullanacağım ağırlık merkezine? E şimdi ağırlık merkezinin özelliğine kenar ortay geçiyor oradan değil mi? O zaman kenar ortayı çizeceksin. Ya böyle çizeceksin. Ya böyle çizeceksin. Ya da böyle çizeceksin. Hangisi daha kolayına geliyorsa o an. Ve sorunun geldiği noktaya göre. Ben buradan çizeceğim. Niye biliyor musunuz? Şu benim böyle sevimli canavar dediğim şey var ya bakın. Böyle Patrick. İşte bu benzerliği yapmak için. Menelaus arkadaşlar. Menelaus kuralını burada yapabilmek için. Tabi Menelaus kuralı diyoruz da artık formülünü bilmeye gerek yok. Maksat oran çiz oranın olduğu yerden paralel çekmek. Burası a'ya 2a. Kenar ortay 12 olduğu için böyle 6 6 bölecek. Şuraya k diyelim. Böylece arkadaşlar dk da 2 olur. Burası. Şimdi oran olan nokta bak bir k noktası, bir g noktası ve isterseniz e'deki oranı sorduğumuz için e noktası. Bu üçünden birinden paralel çekeceksiniz. Hangisinden çekmeliyiz? Valla hangisinden çekseniz gelir. Birisinden daha kolay gelir, birisinden daha uzun gelir sadece. Benim canım şu an nereden çekmek istedi söyleyeyim. Buradan böyle bir kelebek yapmak istedi. Böylece şuraya odaklanın bakın. Kelebekten dolayı şuraya P dersem KP 1 oldu arkadaşlar tamam mı? Şimdi artık ne diyeceğim? Dikkat DK'nın DA'yı oranı. Çünkü aynı zamanda burası AE'ye paralel KP. Sonuçta AC'ye paralel olan tabii ki A ve E'ye de paralel olur. Bundan dolayı 2'nin 8 oranı 1'in x oranına eşit ve x buradan 4 arkadaşlar E şıkkı.